KDV artışlarının birdenbire bir günde, bir gecede olması insanları rahatsız ediyor. İnşallah devlet açısından da millet açısından da hayırlı olmasını istiyorum. Altın taslanan, yani nasıl diyeyim, yani çile sunuluyor ya. Yarısını hükümet artırıyorsa yarısını ötekileri artırıyor. Birçok üründe KDV artışına gidildi. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bütün ülkelerde de bu şekilde bir uygulama yapılıyor. Ben yurt dışında kaldım, Almanya'da. Orada da aynı şekilde. Lakin ayarlamada biraz sıkıntı var. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretim yapılsaydı baştan, önceden planlama yapılsaydı daha bilinçli bir şekilde bu artışları çıkardı. Bu KDV artışlarının birdenbire bir günde, bir gecede olması insanları rahatsız ediyor. Bunu aylık, 3 aylık veya 6 aylık veya yıllık bir sisteme uygulayıp yükseltseler, o zaman insanlar daha rahat ederler. Ama eğer bir gecede yaparsan, hem zamı da bir gecede yaparsan, hem KDV artışını da bir gecede yaparsan veya işçinin, emekçinin alacağı maaşları da bir gecede artırırsan yine aynı şekilde sıkıntı oluyor. Adamlar 6 ay boyunca normal 11 bin liraya çalışıyor. 6 ay sonra yükseliyor. Oysa ki düzenli olarak yılın çeyreğinde, 3 ayda bir düzenli olarak %5, %8 gibi bir artış yapıyor olsalar, o zaman insanlar hem alacaklarını, satacaklarını hem de ekonomik sistemde ezilmemiş olurlar. Benim düşüncem böyle. Umarım yetkililer daha bilinçli hareket ederler. İnsanlara bir gecede alınan kararları diretmezler. Çünkü bu bütün insanları rahatsız eder, üzer. Olan bir şeyin ilanı oldu, olması gerekiyordu bence. Çünkü seçimlerden sonra mutlaka böyle bir KDV artışı genelde Türkiye'de oluyor. Halk olarak alışkınız yani. Maaşlarda belli oranda zam yapıldı, fakat tabii ki KDV artışları da yapılan zamı biraz eritecektir, o tahmindeyim. KDV artışları devletimiz mecbur kalkınacak da sigaryenin şeye koydukları KDV çok yüksek. KDV artışına gidildiyse her şey bahalandı, her şey arttı. Fiyatlar, yapacak bir şey yok. Ben alıyorum da alamayanlara Allah yardım etsin. Durumu iyi olmayanlara, çocuğu olanlara, çocuk okudanlara, yani kirada olanlara, işsiz olanlara Allah yardım etsin. Bu zor zamanda, yani bu ortamda, bu toplumda. Aslında her şeyin ucuzlaması lazım ya, uygun olması lazım. Vatandaşın gücünün yetip alması lazım. Vallahi Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor, görüyoruz yani. Bu sene izine geldik. Geçen sene rağmen her şey çok daha pahalı. Her iki güne bir fiyat değişiyor. KDV artışını da sabah öğrendik. İnşallah hayırlısı sizin için yani. Bizi pek fazla etkilemiyor tabii ki de, biz yurt dışına geldiğimiz için. Bizim paramız değer kazanıyor ama bizim için üzülüyoruz tabii ki de. Keşke paranız değer kaybetmese, bizimkisi düşük olsa yani. Ama yapacak bir şey yok şu anda, bilmiyorum yani. İnşallah hayırlısı olsun sizin için. Bence bu normalde çalışanlar için verilen zamdan sonra böyle olması pek iyi olmadı açıkçası. Ha, bunu daha önceden değerlendirmiş olsalar, sonradan yani buna bakaraktan çalışanların zamlarını buna göre ayarlamış olsalar, yani daha insanlar kendi giderlerini buna göre dengeleyebilirlerdi. Ama bunun öncesinde zamlardan sonra yapılması, yani normalde vatandaş için pek olumlu olmadığını düşünüyorum. İnşallah daha iyi şekilde daha bir düzenlemeye giderler. Yani gerçekten insanların alım gücü çok düştü. Yani herkes biraz daha vicdanı diyelim. Yani o yüzden inşallah devlet açısından da millet açısından da hayırlı olmasını istiyorum. Yani herkes için. Ne diyelim? Devletin kendi yani insafiyeti. Yaşasın devletimiz diyorum, yapacak bir şey yok. Hayat pahalılığı gerçekten zor bir şey ama vergiler artırıldı, orantılı olması lazım. Vallahi bizim gibi emeklilere zor. Verdiği zam eridi, almadan eridi. Toplumun nabzını tutacak olsak gerçekten var ya, olmuyor ya. Ya altın taslanan, yani nasıl diyeyim yani, çile sunuluyor ya. Şimdi emekli gerçekten %25'te mağdur edildi mi? Edildi abi. Ha biz ne diyoruz? Ülke bizim, vatan bizim. Buna şükredek diyoruz ama bir taraftan da o kadar israf var ki
Buna da ben bir şey diyemiyorum yani. Hakikaten katma değerini, oranlarını yükseltmenin hiçbir anlamı yoktu ki yani. Geçen markete gittim, etiketler yok. Abi fiyatı kaç? Abi etiket değişiyor. Ulan yeter artık dedim ya. Bu ne kadar etiket değişmedim ya. Sıkım olsun dedim ya. Başka ne diyeyim yani? İyi bir şey değil yani. Vallahi bak, bu ülkeyi güzelliklere taşımamız gerekir. İlin Hristiyan, Yahudisi bana emretsin. Ben niye onu emrenim ya? Benim ülkem gökte dalgalanan ay yıldız gibi olsun. Ama maalesef bakıyorum, aksaklıklar birbirini takip ediyor zaman zaman yani. Dilerim inşallah yani bu KDV oranları tekrar gündeme, hani biraz daha böyle yontanlar da insanımız nefes alır yani. Hakikaten diyorum yani. İnsanımız çilekeş olmasın. Valla ben 12 yıldır Talas'tayım. Talas'ta bir işletmeciyim. Her gelmeye tavuk artıyor. Yarısını hükümet artırıyorsa yarısını ötekiler artırıyor. Biz böyle olursa iş yerlerini nasıl çalıştıralım? Yani hepimiz vergi. Ben varıyorum, vergi dairesine varışan adamlar diyor benimle ortak gibi ya çalıştığım oraya yatayım. Yetişemiyoruz ki. Yetişemediğimiz için işte yapacak bir şey yok. Ne diyeyim, habire de artıyor, yetişemiyor. Keşke ki zamlar şeyleri yapmadı, şey yapıyor diyor, maaşları zamlandırıyor. Zamlandırsa ne anlamı var ki, öteden de öte yana şey diyor. Yetişemiyor valla. Böyle olursa bütün işletmeciler kapatacak. Yapacak bir şey yok, çalıştıracak durum değil. Kötüye gidiyoruz, iyiye gitmiyoruz. Ben 12 yıldır işletmeciyim ama artışlarına hiç yetişemiyorum. Sadece KDV artışlarında değil, bütün ürünlerde zam var. Bir vatandaş olarak şey yani mağduruz. Emeklilik de zaten. Emeklilere zaten çok az bir zam gelirdi. Ama KDV olsun, diğer artışlar çok yani. Daha çok az harcayarak mecbur yapacağız yani, yapacak bir şey yok.